Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yetersiz bir oy oranında bulunduğu anketlerin ortalamasında yansıyor. İşte MHP ile birlikte %40 bandı konuşuluyor. Artık 50 artılar Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin, DEVA'nın, Geleceğin, Saadet Partisi'nin ya da Demokrat Parti'nin birlikte durduğu blok tartışılırken daha fazla olduğu görülüyor. Fakat yine de yakın erime durdu diyor. Mesela Ertan Aksoy az önce söyledi. Bu eriminin devam edebilmesinin yolu nedir Millet İttifakı adına? Örneğin Millet İttifakı ne yaparsa kararsız seçmeni kendisine çekecek ya da yeni partiler, devası, geleceği. Bugünkü tabloyla gittiğimizde anlaşılan bugün en azından kıl payıyla Millet İttifakı'nın adayının seçileceği ama parlamentodaki resmin büyük, radikal bir şekilde değişmeyeceği bir tabloyla karşı karşıya kalınabilir. Bu anketlerin ortalaması bunu gösteriyor anlaşılan. O erimeyi durduran şey ne? Ve erimeyi durdurmak sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ya da Sayın Cumhurbaşkanı'na yetecek midir? Şimdi tabii burada iki önemli nokta var. Birincisi zaten neden söz ediyoruz? %10'luk bir rakamdan söz ediyoruz. Evet. Yani AK Parti'den memnuniyetsiz kesimlerin bunların asgari işte bir %10 falan oluşturduğu düşünüldüğünde... Yani o kesimlerin aslında tercihlerini netleştirmesi gerekiyor. Bunun için muhtemelen henüz kafalarında gerçekten bir alternatif bulamamış olmalarının bir etkisi olabilir. Bunu Millet İttifakı'nın neler yapması gerektiğini söyleyeceğim ama ikincisi de tabii ki anket firmaları, araştırma şirketleri bilimsel yöntemlerle bu işleri yapıyorlar. Merdiven altı şirket araştırmacıları hariç. Fakat şöyle bir kanaate sahibim. AK Parti'ye oy veren ama memnuniyetsiz olan bir kesimin sandığa kadar belki de çok net kararını kesinleştiremeyeceği gibi bir kanaate sahibim. Yani bu güzel bir şey aslında. Belki o gün bütün anket firmaları bunu tahmin edememiş olacak. Ama öyle bir tablo var. Yani bunu 2002 seçimlerinde DSP %22'lerdeydi ve 1,5-2 oy aldı. Şimdi tabii böyle bir tablo var. Kaldı ki o günle bile benzerlikleri fazla şey değil. Yani benzer yanları çok fazla değil. Çünkü 20 yıllık bir iktidardan söz ediyoruz. Yani 20 yıllık bir iktidara oy vermiş, bir şekilde onunla bağ kurmuş bir seçmen kitlesi var. Bunun için tabii muhalefetin keşke mümkün olsa şimdiden adayı belli olsa. Ama bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen Alaturka sistemi özelliği maalesef kimsenin tek başına iktidar olma şansı olmadığı için bu AK Parti'nin bile böyle bir şansı yok. Ama orada tabii çok da bilemediğimiz hangi etkilerle oluştuğunu da kimsenin net olarak bilemediği bir Cumhur İttifakı var. Dolayısıyla orada zaten şey belli. Aday belli. Yani kendisi açıklamasa da Sayın Bahçeli zaten açıklamıştı. Evet, Sayın Bahçeli açıkladı ama Sayın Cumhurbaşkanı açıklamadı örneğin. Siz ileride böyle bir ihtimale işaret ediyor musunuz? Örneğin kaybedeceğini bile bile Erdoğan aday olmaz diyenleri ihtimal veriyor musunuz? Sanmıyorum. Böyle yorumlar yapılıyor zaman zaman. Evet. Ama başka bir tercihi olmayacaktır. Hı hı. Yani kendisinden başka birisini olmasını isteyeceği kanaatinde değilim. Şimdi tabii burada zor olan muhalefet partilerinin bileşenleri, sonuçta 6 partiden söz ediyoruz. Yani henüz tam da oluşmuş, mutabık kalmış değiller. Yani tabii birlikteliği liderler düzeyinde ortaya çıkıp henüz bunu netleştirmediler. Ama bir çalışma yapıyorlar. Yani hem güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda, ekonomi konusunda, parlamenter sistem konusunda da çok ciddi bir çalışma yaptıkları kanaatindeyim. Çünkü bu edindiğim bilgiler gerçekten geçmişteki parlamenter sistemi de şiddetli şekilde eleştiren sağlıklı bir sistem olacağı kanaatindeyim. Yani edindiğim bilgiler biraz o doğrultuda. Fakat tabii şimdiden biraz endişeleri şu muhtemelen, yıpranma korkusu gibi. Bir de tabii şu anda biraz önce Necdet Bey de söyledi, bir aday olsa, çıksa eminim erken seçimi daha da beriye getirme ihtimali, daha doğrusu seçimi zamanında değil, seçimin erken olmasını daha da güçlü hale getirecektir. Hı hı. Ama tabii muhalefet partilerinden bir şekilde bu ittifak oluşacak. Ama bunun bir an önce mesela DEVA ve Gelecek Partisi'nin hemen Millet İttifakı'na katılmaları
kullanmasının çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Hem kendilerinin oy oranlarını daha da şey yapacaktır, güçlendirecektir, hem de ittifakın şeyini güçlendirecektir. Ama çok önemli olan bir şey, biraz önce arkadaşlarım söyledi, yani Necdet Bey özellikle dedi ki, yani bir çıkıp altı parti liderinin fotoğraf vermesi tabii gerekiyor. Evet, öncelikle bu fotoğrafı vermeleri gerekiyor ama çok daha önemli bir şey yapmaları gerekiyor. Eğer seçim biraz Eylül'de olması beklentisi güçlüyse, parlamenter sistemde, evet, herkes biliyor ki parlamenter sistemi güçlendirilmiş bir şekilde yeniden inşa edecekler. Esas bu partileri bir araya getiren temel dinamik de bu. Ama sonuçta insanların yaşadığı, toplumun yaşadığı bir fukaralık var, yoksulluk var. Ekonomik krizin altında insanlar eziliyorlar ve onlara söyleyecek, yani bu parti liderlerinin bir araya gelmesi ve hemen acilen enflasyonu nasıl düşürecekler, zamlar konusunda ne yapacaklar, Türkiye'nin ekonomik problemi konusunda neler yapacaklarını milletin, toplumun anlayacağı bir şekilde çok net olarak deklare etmeleri gerekiyor. Yani insanlar hem o fotoğrafı verecekler, tabii, parti liderleri, hem de evet bu biz çözümümüzü, ekonomik anlamda çözümleri bu ittifak çözebilir kanaatini toplumda yaygınlaştırmak ve yerleştirmek gerekiyor. Bunun için de bence çok zaman kaybetmemek de yarar var. Ama işte tabii o herkesin bir zorluğu var. İşte şimdiden risk almaları gerekiyor açıkçası. Özellikle ittifaka katılacak olan partilerin, çünkü başka türlüsü mümkün değil. Melda Onur katılıyor mu risk alma meselesine? Eğer CHP lideri Eylül'de seçim bekliyorsa, bunun getirisi, işin doğrusu, Millet İttifakı ya da 6 parti adına o halde ne olmalı? Hesap ne olmalı bugünden itibaren? Sıkı çalışmak. Yani bunun başka yolu yok. Belli başlı kazanımlar var gerçekten. Hani Millet İttifakı'nın ve tabii bunun lider partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın belli dönemlerde hani nasıl diyeyim, psikolojik üstünlüğü öne aldığı belli başlı açıklamaları var. Bunları sürdürecek, çok somut öneriler getirmeleri. Tabii şimdi şey konusunda, adaylık konusunda bir şey diyemiyorum. Yani ortaya çıkacak adayın yıpratılması şu ayrı bir şey. Bir karikatür gördüm mesela. İşte birkaç kişi konuşuyor. Ellerinde çamur var. Güzel. Yani Millet İttifakı'nın nasıl bir endişeyle beklediğini aslında, evet, gösteriyor. Evet. Ya şu aday açıklansın da fırlatın çamuru diyen, işte iktidara yakın olduğu belirtilen kimi hesaplar. Güya öyle karikatürize edilmiş. Çok net tabii. Yani onu bekler. Şimdi dosyalar ellerindedir. Yani şu aday olursa şunları söyleyeceğiz. Bu aday olursa şunları söyleyeceğiz. Bu olacak. Bu belli. Bu ayrı bir tarafı, ama altı partinin ve tabii diğer bileşenler neyse, çok somut bir takım bu milletin çok şikayet ettiği ve kurtulmak istediği konularda şey vermeleri lazım. Teminat vermeleri. Yani mesela şu gerçekten de bu işte garantili müteahhitlerin bir daha bu şekilde olmayacağı ve oradan gelecek parayla nelerin yapılabileceğini çok somut. Yani artık şöyle bir şey de yok bakın. Eskiden hani ben politikamı açıklayayım, iktidara hani ipucu olur. Değil, onlar yapamaz zaten. Yani bugün Millet İttifakı'nda Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Bey'in tarif ettiği şeyi bu iktidar yapamaz. Çünkü varlık nedenine aykırı onun. O yüzden çok rahatlıkla bunları açıklayabilirler. Bunun dışında mesela ne olabilir? Ya özel tüketim vergileri, belli başlı şeyler, beyaz eşyası, şusu busu, bunların kaldırılması, insanların hayata hemen dokunabilecek şeyler. Hemen dokunabilecek şeyler. Tüm bunlar insanlarda bir evet ya somut olarak şunu. Yani iş meselesi, işsizliğin çözülmesi yönünde her alanda tüm bunları bir liste halinde açıklayabiliyor olmaları lazım. Ayrıca da ciddi bir ekonomik kadro oluşturdular. Bütün partiler bir araya gelip bir ekonomi kurmaylarını, ben şimdi gölge kabine bir, gibi mi? Ya gölge kabine gibi ayrı, ama mesela şu an bir ekonomi grubu var. Evet. Partilerin bildiğim kadarıyla. Anayasal ve çalışmaya benzer bir çalışma. Ben tabii yani bakıyorum, hakikaten hani kanallara çıkıyorlar ve çok ciddi önemli şeyler söylüyorlar. Tüm bunları bir araya, şu anda gerçekten en önemli şey ekonomi. En önemli şey. Mehmet Bey şunu söyledi ama ben artık onların alıcısı olduğunu düşünmüyorum. Yani Cumhurbaşkanı işte yerli otomobil, sen uzay. Artık bence bu otomobil, uzay, tank, kendi
bunların artık hiçbir karşılığının kalmadığını düşünüyorum. Çünkü insanlar eskiden... Evet, karşılığı yok ama buna inandığı kanaatindeyim. Ha, kendisine inancı olabilir ama artık bunun şu açıdan karşılığı yok. Hı hı. Şimdi daha